Emredin sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Hı. Emirleri bizden almadığın belli Şahin Ağa. Oysa ki diğer kullarımız gibi senin de asıl vazifen bizi korumak ve bize hizmet etmek, öyle değil mi? Elbette sultanım. Affınıza sığınıyorum. Bilmeden bir kusur mu ettim? Bilmeden. Öyle mi? Beni bir hanedan mensubunu öldürüseye dövüp ormana attılar. Sen de buna mani olmak yerine göz yumdun. Hatta bizzat iştirak ettin. Nefesinize sağlık Zeliha Hatun. Yüce Rabbim sizi ve evlatlarınızı korusun sultanım. Amin. Amin. Sultanım. Hayırdır Şahin Ağa, senin burada ne işin var? Arz etmem gereken bir husus var sultanım. Az evvel Şah Sultanımız. Farya Hatun, sen hamama hazırla. Siz de dışarıda bekleyin. Emredersiniz sultanım. Devam edin. Şah Sultanımızın sarayından geliyorum sultanım. Zira kendileri çağırdılar beni. Hatice Sultanımız da oradaydılar. İnşallah konuşup bir çuval inciri berbat etmemişsindir. Haşa sultanım. Ser veririm, lakin sırlarınızı aşikar etmem. Anlaşma teklif ettiler. Kendi rızamla hünkârımızdan azlimi istememi buyurdular. Karşılığında deveye kül altın verecekler. Sen ne cevap verdin? Düşünmek için mühlet istedim sultanım. Yarın sabah karar vermem icap ediyor. Hayır dersem olacaklar malum. Ocağınıza düştüm sultanım. Bana yardım edin. Korkma Şahin Ağa. Bir kapa ağasını öldürmeyi göze alamazlar. Zaten bu yüzden anlaşma teklif edilmiş. Şahin Ağa, vazifene devam edeceksin. Hatice Sultanımız hayli öfkeli. Şah Sultanımız mani olmasa elleriyle boğar beni. Şahin Ağa, vazifen hayli mühim. Azlini sağlayıp kendi adamlarını koyacaklar belli ki. Buna müsaade etmem. Aksi halde saraya ele geçirirler. Sultanım. Beni emretmişsiniz. İşittiğime göre Mahidevran Sultan'a bir mektup göndermişsin. Haberimizin olmayacağını mı sandın hatun? Vaziyetim hakkında kendilerine malumat vermek istedim sultanım. Mahidevran yok artık hatun. Onu da Manisa'yı da unutacaksın. Zira kendisinin de isteği bu. Ona karşı hiçbir mesuliyetin yok. Yalnızca bana hizmet edeceksin. Anlaşıldı mı? Sultanım ben... Anlaşıldı mı dedim. Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Âlâ. Şimdi gelelim esas meseleye. Kapı ağası Şahin Ağa ile konuştum. Fakat söylediklerimin bir kulağından girip diğerinden çıktığına eminim. Hürrem Sultan'ın yanına geldi bugün. Bir hayli telaşlıydı. Hürrem Sultan çıkmamı isteyince ne konuştuklarını dinleyemedim. Sultanım, haklıymışsınız. Belli ki Şahin Ağa size itaat etmek yerine ihaneti seçti. Malumun ilanı Mercan. Yarın sabahı göremeyecek nasılsa. Bu gece işi bitecek hatun. Sakın bir hata yapayım deme. Emredersiniz sultanım. Cafer Ağa sana yardım edecek. Şimdi çekilebilirsin. Sen anlatırsın. Gel benimle. Gülfem. Sultanım. Onun burada ne işi var? Ben çağırdım. Ne oldu ki? Haberiniz yok mu? Hürrem dün gece delirmiş. Neredeyse kendini yakıyormuş. Son anda Fahriye yetişip kurtarmış. Emin misin buna? Ne kadar doğru bilmiyorum. Cariyeler laflarken işittim. Büyü hayli tesir etmiş. Hürrem dairesinden çıkmıyor hiç. Sabah da Kur'an-ı Kerim okutmuş zaten. Mercan Ağa, bu Fahriye Hatun başımıza bela olacak anlaşılan. İşiniz bittiyse oyalanmayın daha fazla. Sultanım. Sultanım, başka bir emriniz yoksa ben... Çekilebilirsin. Bekle. Siz çıkın. Çıkın. Dün gece iyi değildim. Ne söyledim, ne yaptım bilmiyorum. Oysa sen beni bir kez daha kurtardın. Dile benden ne dilersen. Sultanım, bana güvenmenizden başka hiçbir isteğim yok. Sana itimadım tam. Yoksa neden yanımda tutayım? Neyse. Odana mı gidiyorsun? Evet sultanım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Gülsüm. Bana Sümbül Ağa'yı bul. Şahin Ağa. Hayırdır inşallah. Hürrem Sultanımızın bir emri mi var yoksa? Sizinle görüşmek istediler ağam. Tamam. Ben daha sonra uğrarım sultanımızın yanına. Ağam, derhal gelmenizi istediler. İyi madem. Nereye götürüyorsun beni? Hürrem Sultanımız nerede? Şah Sultan'ın böcekleri haremde cirit atıyor. Emniyet için meşkanede görüşecekler sizinle. Meşkane mi? Bismillah. Ne olmuş buna? Ben de kimseye yakalanmadan odama gideyim. Bekle Hatun, sen de benimle geliyorsun. Olmaz ağam. Dönmem lazım. Benimle geliyorsun Hatun, emri böyle. Sultanım. Sultanım. Şahin Ağa bu ölmüş. Sultanım, siz bekleyin, burada durun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Söyle çabuk. Maalesef Cafer Ağa'dan hala haber yok sultanım. Nasıl olur? Şimdiye kadar çoktan dönmüş olması lazımdı. Biraz daha bekleyelim. Sabaha kalmaz neler olduğunu öğreniriz. Vaziyeti nasıl Sümbül? Yarası derin değil sultanım. Allah korumuş. Şahin Ağa'yı kurtarayım derken canından olacaktı. Öldürmek isterken diyecektin herhalde, öyle değil mi? Anlat hatun. Kimsin? Bugüne kadar neler yaptın? Kime hizmet ettin? Nelere sebep oldun bilmek istiyorum. Esas ismim Diyana. Manisa'da Mahidevran Sultan'ın kalfasıydım. Kendileriyle birlikte geldim payitahta. Hatice Sultan'ın emrine verdiler beni. Demek Mahidevran getirdi seni. Hamamda beni öldürmek isteyen de sendin, öyle değil mi? Doğrudur sultan. Sümbül Ağa kapıya gelince iş bozuldu. Zira yakalanmadan halletmem emredilmişti. Sonra neden yapmadın peki? Defalarca fırsatın oldu. Şah Sultan mani oldular. Şah Sultan? Hamamdaki hadiseden haberleri yoktu. Öğrenince vaziyete el koydular. Siz de beni mükafatlandırıp hizmetinize alınca casusluk etmemi istediler. Hey mel'ûne! Allah bilir ne haberler götürdün. Sultanım emredin icabına bakalım. Devam et. Bali Bey'im. Geçmiş olsun hatun. Nicedir kendine gelmeni bekliyorum. Anlat bakalım. Dün gece neler oldu? Bu hatun şeytana pabucunu ters giydirir vallahi. Nasıl da anlamadım. Beni bile kandırdı mel'ûne. O kadar da kefil oldum. Size karşı mahcubum sultanım. Sümbül Ağa olan oldu, biz bundan sonrasına bakalım. Bali Bey sorgu sual ediyordur şimdi. Bağışlayın fakat onca hadiseden sonra nasıl itimat ederiz bu hatuna? Bir kişi düşmanlıktan geçip dostluk etmişse ona güven. Bir daha asla düşmanın olmaz. Sen de bir vakitle karşımdaydın Sümbül Ağa ama şimdi yanımdasın. Bana sağlıksın. En doğrusunu siz bilirsiniz elbette ama ben yine de bu hatuna dik... Odama gidiyordum beyim. Sesler işittim. Boğuşma sesleri. Hemen koştum tabii. Bir de baktım ki Şahin Ağa yerde can çekişiyor. Başında da bir ağ. Emin misin hatun? Ben sizi has odanın önünde gördüm. Şahin Ağa ile birlikte gidiyordunuz. Doğru, evet. Kendisi çağırdı beni. Beraber yürüdük. Sonra ben yanından ayrıldım. Ne diye çağırmış seni? Ne konuştunuz? Hayli sıkıntılıydı beyim. Hürrem Sultan'ı görmek istediğini söyledi. Neymiş mesele? Hatice Sultan'ın aleyhine ifade veren bir cariye vardı. Limandan kaçarken yakalanan. O hatun kayıpmış. Sen sultanımıza haber ver dedi. Tam ayrıldım giderken hadise vuku buldu. Canımı zor kurtardım. Sultanım. Bali Bey. Bir ağa elin kolunu sallayarak hareme giriyor. Koskoca kapı ağasını öldürüp en yakın kalfamı yaralıyor. Hadiseyi bizzat tetkik ediyorum sultanım. Bali Bey, sana itimarım tam. Her kim yaptıysa bu. Zira bir kapı ağası bu şekilde öldürülüyorsa hiçbirimizin emniyeti yok demektir. Sultanım, tahmin ettiğimiz gibi. Fahriye Hatun yaralanmış ama yaşıyor. Maalesef Cafer Ağa'yı öldürmüşler. Her şeyi anlatacaktır şimdi. Herkes onu Hürrem'in kalfası biliyor. Kimse lafına itibar etmez. Hürrem bilecek ama. Hürrem kendi derdine yansın. En mühim adamı artık yaşamıyor. Kapağısını kaybetti. Bir an evvel oraya bize sadık birini yerleştirmemiz lazım. İşte o vakit Hürrem'in etrafını kuşatırız. Merak etmeyin Sultan. Her şeyi istediğiniz gibi anlattım. Kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Ama istediklerini de aldılar. Şahin Ağa öldü. Allah rahmet eylesin. Bana sadakatla bağlıydı. Kendilerine yakın bir ağanın tayin edilmesini isteyecekler Sultan. Zaten maksat buydu. Biliyorum. Ama buna müsaade etmem. Sen şu büyü meselesini anlat. Salih Hatun ne yaptığını tam olarak ben de bilmiyorum sultanım. Lakin tütsünün içine ne koyuyorlarsa sizi asıl rahatsız eden şey oydu. Bundan böyle daha rahat uyursunuz. Demek bu yüzden. Var. Söyle bakalım Lütfü Paşa. Nedir konuşmak istediğin mesele? Hünkârım, malumunuz üzere kapı ağası Şahin Ağa'yı elin bir hadisede kaybettik. Onun yerine bir kapı ağası tayin edilmedi henüz. Anlaşılan münasip bulduğun biri var. Siz de münasip görürseniz yıllardır bana ve Şah Sultanımıza sadakatle hizmet eden Mercan Ağa'yı tavsiye ederim hünkârım. Kimdir bu Mercan Ağa? Mercan Ağa'yı yıllar önce bana siz göndermiştiniz hünkârım. Kendisi Enderun'da yetişmiş, akıllı ve kabiliyetli bir ağadır. Daha da mühimi size ve hanedanımıza sadık bir neferdir. Sultanım, size bahsetmiş olduğum Aslan Ağa geldi. Sultanım. Sümbül Ağa seni pek methetti. Eksik olmasınlar sultanım. Mübalağa etmişler. Aslan Ağa, seni tavsiye edeceğim vazife çok mühim. Karşılığında istediğim tek şey sadakat. Gerektiğinde sar, dilsiz olacaksın. Gerektiğinde kuş uçurtmayacak kadar dikkatli. Canım yolunuza feda olsun sultanım. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü. O halde benden haber bekle. Çekilebilirsin. Sultanım. Hoş geldiniz paşa. Hünkârımızla konuşabildiniz mi? İnşallah ikna etmişsinizdir. Arzu ettiğiniz üzere Mercan'ı kapı ağası olarak tavsiye ettim. Lakin hünkârımız bunu biraz düşünmek istediklerini söylediler. Hürrem'e danışırsa kötü. Ne yapar eder mani olur. Eğer Hürrem'in saltanatına son vermek istiyorsak o vazifeye bizden birinin geçmesi şart. Ayaz ve Rüstem olduğu müddetçe kapı ağası bizden olmuş ne fayda sultanım? Onların da sonu gelecek. Siz Hatice Sultan'a destek oldukça kimin sonu gelir orası hiç belli olmaz sultanım. Ne demek şimdi bu? Attığınız adımlara dikkat edin demek. Hürrem Sultan'ı sevmeye mecbur değiliz ancak saygı göstermek zorundayız. Hal ve tavırlarınızla alenen düşman etmeyin bize sultanım. Nasıl korkmam Süleyman? Kapa ağası haremde öldürüldü. Bana yapılanlar da malum. Dairemden çıkamaz oldum. Haremi sen idare ediyorsun. Her şey senin elinde. Buna rağmen hadise eksik olmuyor Hürrem. Süleyman meselede bu zaten. Sultanlarımız benim haremi idare etmemden rahatsızlar. Nasıl olur da bir köle haremi yönetir diyorlar. Köle. Süleyman, benim sebebi varlı. Böyle manasız şeyler için canını sıkmak istemem. Her türlü tedbiri alıyorum. Bundan böyle haremde hiçbir sıkıntı olmayacak. Yalnız bir anne ve yeni kapı ağası tayin etmek lazım. Sen o hususu merak etme. Bir ağa var, Aslan Ağa. Afife Hatun da Sümbül Ağa'da pek methettiler onu. Enderun'dan yetişme. Oldukça kabiliyetliymiş. Eğer sen de münasip görürsen. Ben başka bir ağa tayin ettim zaten. Öyle mi? Kim oldu? Mercan Ağa.